Merhaba arkadaşlar. Arı Yayınları 8. sınıf Fen Bilimleri Atölyem kitabımızla sayfa 37'den devam edeceğiz. Kalıtımla ilgili kavramlardan bahsedeceğiz. Konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız ve videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Şimdi kalıtımla ilgili kavramlarımızla başlayalım. İlk kavramımız gen. Kromozomların yapısında bulunan ve saç rengi, göz rengi, kan grubu gibi belirli özelliklerin oluşmasını sağlayan DNA parçasına gen diyoruz. Daha önce zaten kromozom, DNA, gen, nükleotit kavramlarını açıklarken geni söylemiştik. Biz genleri harflerle ifade ediyoruz. Büyük A, küçük A, büyük T, küçük D gibi harfler bize genleri temsil ediyor. Alel gen nedir? Alel gen bir annemizden, diğer babamızdan gelen kromozomların üzerinde karşılıklı olarak aynı karakteri etki eden genlere diyoruz. Yani hem anneden hem babadan gelen karşılıklı gen çiftine alel gen diyoruz. Genotip nedir? Genotip bir özelliğe ait bir anneden, diğeri babadan gelen genlerin yapısıdır. Yani iki harfle gösteriyoruz biz genotipimizi. Genlerin bir anneden, diğeri babadan geldiği için bu harfleri çift olarak gösteriyoruz. İki büyük harf yan yana olabilir. Bir büyük, bir küçük harf olabilir yan yana veya iki tane küçük harf yan yana olabilir. Yani üç farklı bir araya gelme ihtimali var genotip oluşurken. Genotipten bahsederken mutlaka bu harflerle temsil ettiğimiz genleri belirtmemiz gerekiyor. Fenotip canlının gen yapısına bağlı olarak ortaya çıkan dış görünüştür. Yani kısacası fenotipin ilk harfinden aklınıza gelebilir, F harfinden. Fiziksel özelliklerimiz. Yani baktığınız zaman o canlıya, bu bir insan da olabilir, bir bitki de olabilir. Baktığınız zaman dış görünüşüne gördüğünüz yapı aslında onun fenotipidir. Yani mavi göz, siyah saç, kısa boy, beyaz çiçek, buruşuk tohum gibi baktığınızda onun görünen özellikleri onun fenotipidir diyoruz. Devam edelim kavramlarımızla. Şimdi saf döl nedir? Bununla devam ediyoruz. Bir özelliğe ait anne ve babadan aynı özellikteki genlerin gelmesiyle oluşan genotipe biz saf döl ya da arı döl diyoruz. Saf döle ait genotipi ifade eden harf çiftleri aynı büyüklükte olur. Yani ya iki büyük harf yan yana gelerek saf döl oluşur ya da iki küçük harf yan yana gelerek saf döl oluşur. İkisi de saftır. Yani başka farklı bir harf yoktur aralarında. O yüzden saf veya arı döl diyoruz. Melez döl dediğimizde ise bir özelliğe ait anne ve babadan farklı özellikteki genlerin gelmesiyle oluşan genotipe de melez döl ya da heterozigot. Bu arada saf döle de homozigot diyoruz. Onlar da kullanılıyor. Melez döl denir. Melez döle ait genotipi ifade eden harf çiftleri de farklı büyüklükte olur demiş. Yani bir büyük, bir küçük harf şeklinde gösteriyoruz melez dölümüzü. Eğer iki büyük harf ya da iki küçük harf yan yana ise saf döl, arı döl ya da homozigot. Eğer bir büyük, bir küçük harf şeklinde ise melez döl yani heterozigottur diye açıklıyoruz. Şimdi bunlarda baskın ve çekinik gen tanımları da var. Baskın gen nedir? Anne ve babadan gelen genlerin içerisinde her durumda fenotipte etkisini gösteren gene biz baskın gen diyoruz. Yani kısacası ortamda büyük harf varsa yanındaki küçük harf etki gösteremiyor. Yani fenotipte dış görünüşte etkisini gösteren o büyük harfle gelen genimiz olmuş oluyor. O yüzden baskındır diyoruz. Çekinik gen de anne ve babadan gelen genlerin içerisinde sadece saf döl genotipte dış görünüşte ortaya çıkan gendir. Yani şu demektir. İki küçük harf yan yana geldiğinde sadece etkisini fenotipte gösterebilen gen bizim için çekinik geni temsil eder. Yani iki tane küçük A yan yana geldiğinde fenotipteki etkisini görüyoruz. Ama bir küçük harf bir büyük harf varsa o zaman oradaki küçük harfin etkisini dış görünüşte yani fenotipte göremiyoruz. Orada baskın genin etkisini görüyoruz. Evet, alel dediği mesela hemen tablomuzdan bakalım. Alel dediği mor çiçek aleli, beyaz çiçek aleli. Yani iki farklı harf kullanmış. Büyük M, küçük M. Genotipi gösterirken eğer büyük M, büyük M veya büyük M, küçük M şeklindeyse bu bizim baskın genimizin olduğunu, burada ise iki tane çekinik genimizin bir araya geldiğini genotipte görüyoruz. Fenotipte baktığınız zaman şu ikisine dışarıdan görünenler mor çiçekli olmalarıdır. Yani mor çiçek geni bulunduğunda yanında ister bir mor çiçek geni daha olsun ya da beyaz çiçek aleli olsun, ortamda baskın olan mor çiçek olduğu için bakın fenotipte baktığımızda gördüğümüz şey mor çiçek.
Ama şurada fenotipte gördüğümüzde baktığımızda gördüğümüz şey beyaz çiçekli oluşudur. Yani iki çekinik genin ancak etkisini bu şekilde fenotipte ortaya çıkardığını görüyoruz. Saftöl derken az önce de söyledik ya iki büyük harf ya da iki küçük harf bir araya gelirse saftöl oluyor. Melezdölde bir büyük bir küçük şeklindeki harf bir araya geldiğinde melezdöl ya da heterozigot oluyor. Baskın genimiz büyük harf, çekinik genimiz de küçük harfle gösteriliyor. Bakın çekinik gene iki tane küçük harf yazıyoruz ama baskın gende bir tanesinin mutlaka büyük harf olduğunu belirtiyoruz ama diğeri büyük harf de olabilir, küçük harf de olabilir. O yüzden ikinci kısmı yazmamış. Şimdi doğru mu yanlış mı etkinliğimiz? Bezelye bitkisinin çiçeklerinin mor ya da beyaz renkli olmasını genler sağlar. Evet, baktığımız zaman mor olmasını, beyaz olmasını veya farklı bir özelliğe sahip olmasını genlerimiz sağlıyor. Her durumda kendi etkisini gösteren genler baskın gendir. Yani bu şu demek, her durumda fenotipte ortaya çıkan özellik baskın genin özelliğidir. O yüzden doğru. Melezdölü ifade eden harflerin her ikisi de büyük yazılır. Bu kesinlik içermez. Yani şöyle olabilir. Melezdölü ifade ederken ne yapıyorduk? Biri büyük, biri küçük harf yazıyorduk. Dolayısıyla melezdöl dediğimiz bir büyük, bir küçük harfin yan yana gelmesiyle oluşuyor. O yüzden her ikisi de büyük harf olmamalı. Canlıya ait özelliği belirleyen gen yapısına genotip denir. Evet, genotipimizin tanımını yapmış canlıya ait gen yapısı. Baskın gen ve çekinik genin birlikte bulunduğu gen çifti saftöldür. Yanlış. Eğer hem baskın hem çekinik gen bir arada bulunuyorsa bu saftöl olmaz. Çünkü saf olması için iki tane aynı harfin yan yana olması lazım. İster iki büyük harf, ister iki küçük harf. Canlının gen yapısına bağlı olarak ortaya çıkan dış görünüşüne fenotip denir. Fenotip aklımıza hemen F harfinden fiziksel görünüş, fiziksel durum yani doğru bir açıklamadır diyoruz. Buradan aklımıza gelebilir. Sadece saftöl olduklarında kendi özelliklerini gösteren genlere çekinik gen denir. Doğru. Ne zaman ancak ortaya çıkıyorlardı? Kendisi gibi bir çekinik genle bir araya geldiği zaman iki çekinik gen yani saf oldukları zaman ve çekinik oldukları zaman ancak fenotipte yani dış görünüşte etkisini gösterebiliyordu. Fenotipte baskın karakteri gösteren bir canlının genotipinde çekinik gen bulunabilir. Şimdi fenotipte baskın bir gen varsa yanında bir baskın karakter daha olabilir. Yani mesela iki büyük A gibi. Ama fenotipte yine bir baskın bir gen varsa yanında çekinik bir gen de bulunabilir. Yani büyük A küçük A gibi. Sonuç olarak her ikisinin de fenotipine baktığınızda baskın karakteri görürsünüz. Ama genlerinde büyük harf de olabilir, küçük harf de olabilir. Dolayısıyla çekinik gen bulunur cümlesi doğru bir cümledir. Bulunabilir. Evet, cümlelerimize uygun kelimeleri yerleştireceğiz. Birinci cümlemiz, kromozomda bulunan ve bizi biz yapan özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan DNA parçasına biz gen adını veriyoruz. Bizi biz yapan. Bezelye bitkisinin çiçeklerinin mor renkli olmasını sağlayan genlerin yapısına, o genin yapısı dediğimiz yani gen özellikleri dediğimiz şeye genotip adını veriyoruz. Baskın geni ifade ederken her zaman büyük harfi kullanıyoruz. Çekinik gen için de küçük harfi. O da hemen şurada onu da açalım. Bir özellik için anne ve babadan aynı yönde etki eden genlerin gelmesiyle ne oluşur? Saftöl oluşur. Yani bu şu demektir. Anne ve babamızdan iki baskın gen ya da anne ve babamızdan iki çekinik gen geldiğinde her birinden. Dolayısıyla saftöl olmuş oluşur. Çünkü ikisi de aynı harf olmuş olacak. Bir özellik için anne ve babadan farklı yönde etki eden genlerin gelmesiyle melezdöl oluşur. Yani biri büyük, biri küçük harfle gösterdiğimiz durum. Baskın genle birlikte olduğunda etkisini gösteremeyen gene, yani aslında orada etki edemeyen gene biz çekinik gen diyoruz. Sonuncu, melezdölü ifade eden harfler yazılırken nasıl harfler kullanıyoruz melezdölü ifade ederken? Biri büyük, biri küçük. Yani farklı büyüklükte harfler kullanıyoruz. Biri büyük olacak, biri küçük olacak ki melezdölü ifade edelim. Evet, şimdi tanımları uygun kavramlarla eşleştirin demiş. Şimdi bu hemen ilkine bakalım. Şöyle kutucuk içerisinde gösterilenler, yani büyük S büyük S, büyük S küçükse ve küçük S küçük S şeklinde ifade ettiğimiz şey aslında genotiptir. Bu canlıların genotipidir. Baktığımızdaki bu dış görünümü de bu canlının fenotipini ifade eder. İki büyük harf
yan yana geldiğinde ya da iki küçük harf yan yana geldiğinde biz saf dölü oluşturur diyorduk. Yani ister iki büyük olsun, ister iki küçük harf olsun. Bu bizim için saf dölü ifade eder. Melez dölü için ise biri büyük, biri küçük harf yan yana gelmelidir. Şimdi bakalım fenotipine bakıyoruz. Sarı tohumlu özellik, yeşil tohumlu özelliğe göre baskın. Sarı tohum baskınsa demek ki etkisini iki durumda görebiliriz biz. Yani iki büyük S yan yana geldiğinde ben bunu sarı olarak görürüm. Ya da bir büyük S, bir küçük S yan yana geldiğinde yine içinde büyük S olduğu için, yani bu baskın gen özelliğini taşıdığı için fenotipte ortaya yine sarı renk çıkar diyoruz. Yeşil renk çekiniktir. Dolayısıyla ancak iki çekinik gen geldiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla bu şekilde bir eşleştirme yapmamız gerekir. Şimdi gelelim B şıkkına. Bezelye bitkisinde mor çiçekli olma özelliği beyaz çiçekli olma özelliğine göre daha baskındır. Yani mor çiçek beyaz çiçeğe göre daha baskınmış. Yine aynı şekilde şurada gördüğünüz harflerle gösterilen durum genotipi, çiçeğin gördüğümüz kısmı onun fiziksel özelliği fenotipi ve harflere bakıyoruz. Şimdi nasıl bir genotipe sahip? Bakın iki küçük harf yan yana geldiyse ne diyorduk? Saf döldür diyorduk. Veya iki büyük harf yan yana geldiyse yine saf döldür diyorduk. Biri büyük, biri küçük harf ise melez döldür diyoruz. Şimdi mor çiçeklilik beyaz çiçekli olmaya göre baskın. Dolayısıyla baktığınızda eğer dış görünüşü morsa demek ki içinde bir büyük harf olmalı. Yani dış görünüşte kendisini ortaya çıkartması için mutlaka bir baskın gene ihtiyaç var. Burada var mı baskın gen var? Öyleyse dış görünüşte ortaya çıkar. Şurada da bakın bir tane büyük harf var. Dolayısıyla yanındaki küçük harf etki edemiyor. Ve baktığımız zaman dış görünüşünü biz bunu yine mor olarak görüyoruz. Ama iki küçük harf yan yana geldiğinde o zaman işte fenotipte etkisini gösteriyorlar. Yani iki çekinik gen bir araya geldiğinde gördüğüm çiçek rengi beyaz renk olmuş oluyor. Yine bakalım bir kontrol edelim cevaplarımızı. Evet, bu şekilde gerçekleştiriyoruz eşleştirmemizi de. Şimdi değişkenleri belirliyorum kısmı. Aynı ortam ve sıcaklıktaki iki ayrı saksıya farklı gen yapısına sahip bezelye tohumları dikerek canlının gen yapısına bağlı olarak dış görünümü değişir hipotezini doğrulamak istiyorum. Yaptığımız etkinlikteki değişkenler nasıl olur? Şimdi canlının dış görünümü değişir diyor. Neye bağlı olarak değişiyor? Gen yapısına bağlı olarak değişiyor. Demek ki gen yapısı bu canlının bağımsız değişkeni. Yani gen yapısına bağlı olarak değişme var. Gen yapısı canlıda neyi değiştiriyor? Onun dış görünüşünü değiştiriyor. Demek ki dış görünüşü neye bağlı? Canlının gen yapısına bağlı. Burada neye bağlı olduğunu bulduk. Bakın bağımsız değişkenimiz gen yapısı. Buna bağlı olarak değişen şey onun dış görünüşü yani fenotipi. Burada kontrol edilen değişkenler yani sabit tutulan değişkenler nelerdir derseniz ışık olabilir, sıcaklık olabilir, su olabilir. Yani kısacası bu deneyde değişmeyen şeyler bu hipotezimizin kontrol değişkenleri olmuş oluyor. Bulmaca kısmımız hemen soldan sağa ile ilk önce başlayalım. Canlıya ait özelliklerin yavru bireylere aktarılışını inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz? Yani canlının bir sonraki nesle aktarılmasını sağlayan bu bilime biz kalıtım bilimi diyoruz. Ya da genetik de olur ama burada kalıtım kelimesi daha uygun oluyor. Kalıtımı tercih ettik. Beşinci cümle kalıtsal özellikleri taşıyan DNA parçamızdır. Yani gen. Bunun direkt tanımını bu şekilde vermiştik. 7. Anne ya da babada gizli kalıp etkisini gösteremeyen gen. Yani biz buna ne diyorduk? Çekinik gen diyorduk. Yani fenotipte ortaya ancak kendi gibi çekinik bir genle yan yana geldiğinde çıkabiliyorsa. 9. Canlının özelliklerini belirleyen gen yapısına, canlının özelliklerini belirleyen gen yapısına direkt gen yapısı dediği için zaten genotiptir doğru cevabımız. Aynı büyüklükteki harflerle gösterilen gen çiftidir. Yani aynı büyüklükteki harf ister iki büyük harf ister iki küçük harf. Kısacası biz buna ne diyorduk? Saf döl diyorduk. Şimdi yukarıdan aşağıyla devam edelim. Yukarıdan aşağı bir melez dölde fenotipi belirleyen gendir. Biz buna baskın gen diyoruz. Çünkü melez dölde fenotipte etkisini göstermesi için baskın özellikte olması lazım. Canlının genlerinin belirlediği görünür özellik. Canlının genlerinin belirlediği görünür özellik. Yani dış görünüşünde gördüğümüz durum. Biz buna
fenotip diyoruz. 4. Bezelye bitkisinde ortaya çıkma ihtimali daha fazla olan çiçek rengi. Kısacası baskın olanı sormuş. Az önceki soruda da geçmişti. Mor renk baskın olduğu için burada doğru cevabımız mor. 6. Anne ve babadan gelen genlerin farklı yönde etkili olmasıdır. Anne ve babadan gelen genlerimizin farklı yönde etkili olmasıdır. Yani melez de ölür. Kısacası anne ve babadan farklı renkte mesela bir büyük bir küçük harf gibi. Biz bunu melez de ölüyoruz. Ve 8. Bezelye bitkisinde ortaya çıkma ihtimali daha düşük olan çiçek rengi de az önce yine bunu da söylemiştik. Beyaz çiçek rengimiz. Şimdi sorularımıza devam edelim. Bezelye bitkisinde düzgün tohum şekli buruşuk tohum şekline baskındır. Düzgün tohum şekli buruşuk tohum şekline göre baskındır. Burada bir harf verecek olursak düzgün tohum şekline büyük D harfini verebiliriz. Buruşuk tohum şekli içinde küçük D harfini kullanabiliriz. Küçük D. Buna göre aşağıdaki özelliklere ait genotipleri yazalım. Şimdi saf, döl, düz tohumlu diyorsa. Düz tohumlu için büyük D'yi kullandık. Saf, döl dediği için iki büyük harfin yan yana gelmesi lazım. Yani iki büyük D hem saf dölü temsil eder hem de düzgün tohumlu bezelyeyi temsil eder. İkincisinde melez döl düz tohumlu. Yani yine düz tohumlu olduğuna göre dış görünüşte bir büyük D harfimiz kesin var. Ama melez dediği için bir de yanında ne olması lazım? Küçük D harfimiz olması lazım ki melez özellik olsun. Buruşuk tohumlu bezelyemiz. Buruşuk tohumlu bezelye için küçük D harfini kullanmıştık. Bunun için saf döl demesine gerek yok. Çünkü zaten buruşuk tohumlu görünüyorsa fenotipte demek ki yanında yine bir buruşuk tohumlu bezelye var. Geni var. Dolayısıyla ikisi de küçük D harfiyle gösterilir. Cevaplarımıza da bir bakalım. Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D ve küçük D, küçük D olacak. Bezelye bitkisi tohumlarından oluşacak yeni bezelye bitkilerinin mor çiçekli olma ihtimali beyaz çiçekli olma ihtimaline göre daha fazla olur. Buradan şunu demeye çalışıyor. Eğer mor çiçekli olma ihtimali daha çoksa demek ki mor çiçek daha baskın özellikte. Yani mor çiçek için büyük M harfini kullanabiliriz. Beyaz çiçek için de küçük M harfini kullanabiliriz. Hemen üstlerine yazalım. Mor çiçek için büyük M harfini, beyaz çiçek için de küçük M harfini kullanabiliriz. Buna göre bezelye bitkisiyle ilgili aşağıda verilen tabloyu dolduralım. Burada baskın genimiz ortaya çıkma ihtimali yüksek olan mor çiçeğimiz için mor diyoruz. Yani baskın gen mor renk. Çekinik gen beyaz. Beyaz genimiz yani beyaz renkli olma ihtimalimiz. Mor çiçekli bezelyenin genotipi. Şimdi mor çiçekli bezelye için yani baktığımızda fenotipinde mor görüyoruz. Ama iki çeşit durum söz konusu. Yani baktığımda iki büyük M yan yana geldiyse yani saf döldür ve mor renkli bir çiçektir. Baktığımızda iki büyük M yan yana geldiğinde mor çiçekli görürüm. Ama bir büyük M yanında bir tane de küçük M olduğunda da ben bunu mor renkli görürüm. Çünkü mutlaka birer tane baskın geni var her ikisine de. Dolayısıyla iki ihtimal olabilir. İster büyük M büyük M, ister büyük M küçük M. Baktığımızda mor çiçekli bir bezelyeye ait genotiptir diyebiliriz. Beyaz çiçekli olmaları içinse iki tane küçük M'nin ancak yan yana gelmesi lazım. Başka bir ihtimal yok. Çünkü mor, beyaz çiçek çekinik özellikle dolayısıyla bir yanlarında bir baskın genin olmaması gerekir. Saf döl diyorsa saf döl olması için iki aynı harfin yan yana gelmesi lazım. Yani iki büyük yan yanayken de saf döldür. İki küçük harf yan yanayken de yine saf dölü temsil eder. Yani ister iki küçük M ister iki büyük M yazalım. Bu bize saf dölü temsil eder. Melez döl diyorsa mutlaka biri büyük biri küçük harfle temsil ediyoruz. Bu şekilde gösteriyoruz. Cevaplarımızı kontrol edelim. Evet mor, beyaz. Bakın iki ihtimalimiz büyük M, büyük M, büyük M, küçük M. Beyaz çiçekli bezelyemiz küçük M, küçük M. Saf döl genotipimiz iki ihtimalimiz var. Melez döl içinse bir tane ihtimalimiz var. Bu şekilde de tablomuzu dolduruyoruz. Bezelye bitkisinde sarı renkli tohum yeşil renkli tohuma baskındır. Sarı için büyük S'yi kullanabiliriz. Yeşil içinse küçük S'yi kullanabiliriz. Buna göre aşağıda verilen bezelyelerin genotipleri nasıl olur?
Şimdi yeşil tohumlu bir bezelye eğer çekinikse mutlaka bir ihtimali var bunun oluşması için. Ancak iki küçük S yan yana gelirse bu ihtimal söz konusu. Yani benim bunu yeşil görebilmem için hem anneden hem babadan gelen genlerin çekinik olması lazım. Ama baktığımda eğer sarı renkli görüyorsam iki ihtimal var. Ya anneden de babadan da büyük S'ye gelerek ben bunu sarı renkli görürüm. Veya birinden büyük harf, birinden küçük harf şeklinde gösterdiğimiz genler gelir ve ben yine bunu fenotipinde sarı görürüm. Dolayısıyla burada iki ihtimal varken çekinikte tek ihtimal var. Bu şekilde ifade edebiliriz. Genotipi büyük U, küçük U şeklinde olan bir bezelyenin fenotipinde uzun boy görülür. Buna göre bu bezelye bitkisiyle ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurun. Genotipi büyük U, küçük U'ymuş ama baktığımız zaman uzun boylu görürüz diyor. Yani büyük U baskın geni temsil ediyor. Burada baskın genimiz uzun boy, çekinik genimiz kısa boy. Uzun boylu bezelyenin genotipi. Uzun boylu bezelye. Yine iki ihtimalimiz var. Büyük U, büyük U veya büyük U, küçük U. Niye? Çünkü her ikisine de baktığımda fenotipte ben uzun olarak görürüm bunları. Kısa boylu olması için bir ihtimal var. O da ancak iki küçük U'nun yan yana gelmesi. Saf döl genotip diyorsa. Yani saf döl ne demekti? İki tane aynı harfin yan yana gelmesiydi. Bu ister iki büyük harf olsun, ister iki küçük harf olsun. Ama iki tane aynı harf yan yana ise saf döl diyorduk. Melez döl olması için ise biri büyük, biri küçük harf şeklinde tablomuzu dolduruyoruz. Evet, tabloya göre soruları cevaplandıracağız. İlk sorumuza bakalım. Hangi numaralarında gösterilen kısımlarda bezelye bitkisine ait genotipler bulunur? Yani genotipler nedir? Harflerle gösterilen. Hemen bakıyorum bakın 2'de, 4'te, 6'da, 8'de, 10'da ve 12'de harflerle bir gösterim gördüğümüz için biz bunların genotip olduğunu söyleyebiliriz. Hangi numaralarla gösterilen kısımlarda bezelye bitkisine ait fenotip bulunur? Fenotipte harf aramıyoruz. Ne arıyoruz? İşte uzun, kısa, sarı, yeşil, mor, beyaz gibi bu özellikleri arıyoruz. Yani dışarıdan baktığımızda gördüğümüz özellikler. Bunlar hangileridir? Mesela 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 bizim için baktığımızda gördüğümüz şeylerdir. Yani fenotipleridir. Hangi numaralarla gösterilen kısımlarda saf döl genotipler bulunur? Şimdi genotiplerimizi bulmuştuk. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 idi. Bu bizim genotiplerimiz. Şimdi bunlardan hangisinde saf döl genotip bulunur? Yani saf döl neydi? İki aynı harfin yan yana gelmesi. İster iki büyük olsun, ister iki küçük harf olsun. Hemen bakıyorum. Saf döl olanlar 2, 6, 8, 10 ve 12'deki gibi olursa eğer iki büyük harf ya da iki küçük harf yan yana geldiği için bunlar saf döldür. Hangi numaralarla gösterilen kısımlarda melez döl genotipler bulunur? Melez döl olması için ne demiştik? Biri büyük, biri küçük harf arıyoruz. Verilenler içerisinde bir tanesi biri büyük, biri küçük harf. O da bakın 4'teki gibi büyük U, küçük U şeklinde. Bu bir melez döl genotipidir. Hangi numaralarıyla gösterilen kısımlarda çekinikgen fenotipte ortaya çıkabilir? Yani çekinikgenin fenotipte ortaya çıkması için ancak iki küçük harfin yan yana gelmesi lazım. Yani 6'da gördüğümüz gibi bakın iki küçük harf yan yana gelmiş. Biz bunu fenotipte görebiliriz. Yine 12'ye bakın iki küçük harf yan yana gelmiş. Yani biz bunun fenotipte etkisini görebiliriz. O yüzden 6 ve 12 doğru cevabımız. Hangi numaralarıyla gösterilen kısımlarda çekinikgen fenotipte ortaya çıkamaz? Yani çekinikgen var ama demek ki yanında baskın bir gen var ki etkisini ortaya çıkaramamış. Mesela gerçi iki tane baskın gen de olunca çekinikgen fenotipte ortaya çıkmaz. Onu da ekleyebiliriz. İki olabilir o zaman. Tekrar bir sıralama yapacak olursak. 4 olabilir. 8 olabilir. Ve 10 olabilir. Yani burada çekinikgen olsun olmasın. Öyle düşünelim. Çekinikgen olsun olmasın. Sonuçta çekinikgen fenotipte ortaya çıkamamış. O yüzden de az önceki sıralamamızda olduğu gibi 2, 4, 8 ve 10'da biz çekinikgenin herhangi bir etkisini gözlemleyememiş oluyoruz.
Evet, son sorumuzla devam ediyoruz. Yanda resmi verilen bezelyenin genotipi küçük M küçük M olduğuna göre aşağıda resmi verilen bezelyenin genotipi nasıl alabilir diye sormuş. Verilen bezelye beyaz renkli bir bezelye. Yani genotipine baktığımızda küçük M küçük M ise beyaz renkli bezelyenin beyaz rengin çekinik olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla mor renk baskın bir karakter olmalı, baskın bir gen olmalı. Aşağıda verilen çiçeğimiz de mor renkli olduğundan dolayı mutlaka bir tane büyük harf barındırmalı içerisinde genotipinde. Bir tane büyük M'si var. Bunun yanında genotipi bir büyük M daha olabilir mi? Evet, büyük M büyük M olabilir veya büyük M küçük M şeklinde iki ihtimal var. Bu çiçeğin genotipi bu şekilde olabilir diyoruz. Cevabımıza da bakalım. Evet, büyük M büyük M ya da büyük M küçük M şeklinde genotipi gerçekleşebilir. Konumuzu burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.